Ramazan'la birlikte gün yüzüne çıkan imsak tartışması kaldığı yerden devam ediyor. 70 dakika fazladan oruç tuttuğumuz şeklinde bir iddia bir kez daha gündeme oturdu sevgili izleyenler. Hem bu konuyu hem de Ramazan bağlamında bazı meseleleri konuşmak üzere Süleymaniye Vakfı Başkanı Profesör Doktor Abdülaziz Bayındır stüdyo konuğumuz ve kendisine hemen hoş geldiniz hoş diyoruz. Hocam son günlerde bu konu çok tartışılıyor, imsak vakti konusu. Bugün de birçok gazetede açıklamalarınız var. Öncelikle şunu soralım. İmsak vakti nasıl hesaplanıyor efendim? Şimdi imsak vaktini biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Bakara 187'de 3 tane özellik orada belirtiyor. Hı hı. Diyor ki Estağfirullah ve kulu veşrebu hatta yetebeyyene lekum el haytul ebyadu minel haytil esvedi minel fecr. Bir fecir kelimesi var. Siyah çizgi var, beyaz çizgi var. Evet. Şimdi fecir dediğimiz, Peygamberimiz diyor ki fecir ufukta, ufuk çizgisi boyunca uzanan kızıllıktır diyor. Hı hı. O ufuk, önce ufuk çizgisi boyunca bir kızıllık olacak, o fecir. Sonra orada siyah çizgi, beyaz çizgiden net olarak ayrılacak. Yani bu birbirine karışık olan ışıklar o saatte ayrılacak, siyah alt tarafa çekilmiş olacak. O kızıl ışık çizgisinin üzerinde net bir beyaz çizgi oluşacak. O zamana kadar yiyip içeceğiz. İşte biz ona göre Türkiye'nin birçok yerlerinde gözlemler yaptık yıllardır ve büyük bir ekiple çalışıyoruz. Kutup noktalarına kadar gözlemler yaptık. Yani kutup bölgesine kadar gittik, gözlemler yaptık. Güneşin hiç batmadığı zaman, hiç doğmadığı zaman büyük bir ekiple çalıştık. Program yapanlar, astronomi konusunda uzman olanlar, ayrıca matematik coğrafya konusuyla alakalı çalışmalar derken işte bu sene güzel bir sonuca vardık. Tarihte ilk defa kutup bölgesinde içine alan yerel şartlara göre hazırlanmış bir takvim ortaya çıkardık. Evet. Peki hocam şu anki hesaba göre imsak kaçta olmalı? Şu anda sizin önünüze verdiğim evet. imsakiyeyi bu sabah 5.09'du. Yani imsak 5.09'du. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ilan ettiği imsak ise 3.56. Arada 72 dakika fark var. 73 dakika fark var. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı astronomiye uyuyor. Hatta bugün duydum bir haber kanalında. Hı hı. Demişler ki Ankara'daki Uzay Bilimler Fakültesi ile birlikte bir proje yürütüyoruz. Ben Sayın Başkan'a da söylemiştim daha önce. Bu iş uzay bilimlerinin işi değil. Evet ben de uzay bilimlerinden uzman arkadaşımla çalışıyorum. Uzay bilimlerinin birikiminden pekala yararlanacağız elbette. Matematik coğrafyadan da yararlanacağız. Bilgisayar programcılarından da yararlanacağız ama bu iş onların işi değil. Bu iş bizim işimiz. Kriterleri biz koymamız lazım. Evet. İşte o konuda maalesef İslam aleminde uzman benim bildiğim kadarıyla yok. Ama Kur'an-ı Kerim bu konuyu o kadar net anlatmış, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kadar ayrıntılı bir şekilde anlatmış ki ve ben bu şeyde de bu çalışmada şaşkın bir şekilde gördüm ki mezheplerin tamamı bu konuda ittifak halinde, en küçük bir görüş ihtilafı yok. Ve burada vatandaşlarımızın şunu çok iyi bilmeleri gerekiyor. Sabahleyin 3 tane doğuş olur. Birisi evet. seher vaktidir. Bakın Serkan Bey, biz seher vakti kelimesini biliyoruz ama ne zaman başlar, ne zaman biter bizim şeylerimizde böyle bir kavram yok. Çünkü eskiden vardı, bu takvim çıkarılmaya başlandığı günden itibaren seher vakti kayboldu. Mesela biz de seher vaktinin başladığı saatte, orada dikkat ederseniz evet. bizim imsakta seher vakti vardır. Hı hı. Seher vaktinin başladığı vakitten önce Diyanet imsaki başlatır. Seher vakti ufka ilk ışıkların geldiği ama gözle görülmediği bir vakittir. Sonra gelen ışıklar ufukta şöyle büyük bir şey yaparlar, büyük bir kubbe oluştururlar. Hala seher vaktidir, aydınlık devam ediyordur. O kubbe alt taraftan ufuk çizgisi boyunca kızıl bir ışık şeyiyle çizgisiyle diyelim kemeriyle yarılır. Onun üzerinden de beyaz bir ışık ortaya çıktığı ana kadar yemek yemeye devam ederiz. Evet. İşte o ana kadar olan aydınlık, ufukta olan o ana kadar olan aydınlık insanları yanılttığı için
Ona fecri kazip denir, yalancı tan denir. Ondan sonra işte ikinci doğuş olur. Birinci doğuş seherin doğuşu. İkinci doğuş fecri sadığın doğuşu ki o doğuş o kızıl çizginin üzerine beyaz ışık çizginin gelmesiyle birlikte olur. Ondan sonra da güneş doğar. Akşam da üç tane batış vardır. Güneş batar. Hı hı. Akşam şafağı batar. Akşam namazının son vaktidir ki o fecri sadıkla aynı görüntüdedir. Bir de yatsı namazı havanın kararmasına kadardır. Yatsı namazı şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı yatsıyı yatsı vakti çıktıktan 2-3 dakika sonra okutuyor. Yani yatsı ezanı okunduğu zaman yatsı vakti çıkmış oluyor. Evet. Dolayısıyla bir saat insanların uykusundan yatsıdan alıyor. Hı hı. Bir saat 13 dakikada mesela bugünü düşünürsek İstanbul hı hı. için imsakten alıyor. Toplam 2 saat 13 dakika şu anda insanların uykusundan alıyor Diyanet İşleri Başkanlığı. Peki ve, bu yanlış de, neden evet. bu yanlıştan neden dönülmüyor bu kadar bilimsel gerçekler? Ve bak şunu da tamamlayayım da ve de bu insanlar yatsıyı vaktinin dışında kılıyorlar. Sabah namazını da vaktinden önce kılıyorlar. Sanki akşam namazını ikinde kılmış gibi oluyor. Ve hiç kimse sabah namazı kılmış olmuyor Ramazanlarda. Bunun sebebi şu Serkan Bey. Osmanlılar zamanında Ahmet Muhtar Paşa ilk takvimi yapan şahıs. Ben onun çalışmalarını çok dikkatle izlemiştim, incelemiştim zamanında. Çok ciddi yanlışlar yapmışlar o zaman. Takvim yaparken astronominin kurallarından yararlanmaya çalışmışlar. Evet. Astronomi yıldız gözlemiyle meşgul olan bir ilim dalıdır. Gök cisimlerini gözlemlemesi için o gök cisimiyle kendi arasına güneş ışığının girmemesi gerekiyor. Eğer araya güneş ışığı girerse gök cisim rahat görülemez. Ondan dolayı astronomi yeryüzünün en az 400 kilometre yukarısına güneş ışınlarının gelmesine göre bu hesaplarını yapıyor. Biz şimdi yeryüzünün 400 kilometre yukarısında yaşasak hiçbir problem olmaz. Diyanet takvimini aynen uygulayabiliriz. Hı hı. Ama yeryüzünün 400 kilometre dışında yaşamıyoruz biz. Yeryüzünde yaşıyoruz. Evet. İşte dolayısıyla o çok yanlış hesaplar bu işi astronomiye bıraktıklarından oluyor. Astronomiden yararlansınlar ama astronomiye bırakmasınlar. Görüyorum ki Diyanet hala astronomiye bırakıyor. O astronom, ben de astronom uzmanı olsam, yani ben onları asla ayıplamıyorum. Çünkü bilim dallarının şeyi odur, gereği odur. Yani o insanların ayıplanacak tarafı yok, gök cisimleriyle uğraşan insanlardır. Ama biz o astronomlara doğru ölçüleri verdiğimiz zaman hesaplama tekniklerini onlardan rahatlıkla öğrenebiliyoruz. Benim ekibimde de İstanbul Üniversitesi Uzay Bilimlerinden Profesör Doktor Adnan Ökten Bey var. Evet, önemli. Baştan beri beraber çalıştığımız hı-hı. değerli bir astronom var. Ondan çok yararlanıyoruz ama kriterleri onlara koydurmuyoruz. İşte Diyanet'in aslında Diyanet bir yanlışı devam ettiriyor. Bu yanlışı devam ettiren Türkiye'de 2 tane daha şey çıkaran takvim çıkaran kuruluş var. Onlarınki çok daha büyük yanlış. Bu yanlış gitmemeli bu şekilde ve işin en kötü tarafı da biz Osmanlı'nın devamı olduğumuz için diğer İslam ülkeleri de bu konuda bize uyuyor, daha kötü durumdalar. Evet, peki siz bu konuda nasıl davranıyorsunuz? Yani imsak vaktini... Ben çok uzun zamandan beri, yani ben 1978 gibi hatırlıyorum ama bir hata olabilir. Hı hı. Çok uzun zamandan beri bu takvimi uyguluyorum. Yani biz, çoluk çocuk, kardeşlerim, hı hı. çevremde bulunan insanlar, bize güvenen kişiler, sabahleyin ezan okunduktan sonra sahur yemeği için kalkarız. Evet. O seher vaktidir. Seher vakti sahur vaktidir. Yani iki birbirinin aynı kökten gelen iki kelimedir. Sahur vaktidir. Biz o seher vaktinde çoluk çocuk sahurumuzu yaparız. Çok rahat, hiç acele etmeden. Çayımızı içeriz. Ondan sonra teheccüd namazımızı kılarız hı. o arada. Sonra da biraz daha bekleriz. Sabah namazı vakti olur, namazımızı kılarız. Yani biz bunu yıllardır böyle yapıyoruz. Yıllardır bu şekilde devam ediyor. Peki şimdi arkadaşlarımız önemli bir haber hazırlamışlar Sayın Bayındır. Dünya oruç süresiyle ilgili Türkiye'de 17 saat. Bakalım dünyada rakamlar nasıl? Şimdi haberimiz gelecek. Ramazan ayının Temmuz ayına gelmesi beraberinde Ramazan ayında oruçta olunan sürenin artmasını da getirdi. Türkiye bu yıl 17 saatlik süreyle en uzun orucunu tutuyor. Süreye dünya ölçeğinde bakıldığında Türkiye'nin yalnız olmadığı ortaya çıkıyor. Peki hangi ülke kaç saat oruç tutuyor? Oruç tutma süresi bölgenin bulunduğu konuma göre farklılık arz ederken sürenin 21 saate bulduğu bazı ülkeler ise şöyle.
İsveç ve Norveç 21 saat, İzlanda 20 saat 20 dakika, Danimarka 20 saat, Rusya 19 saat. Suudi Arabistan, Fransa, İngiltere, Mısır ve Almanya 16 saat oruç tutarken Avustralya Müslümanları ise sadece 10 saat oruçlu kalacak. Evet sevgili izleyenler, yeniden karşınızdayız. Şimdi tabii 17 saatlik süreyle herhalde en az süre bizim oluyor. Çünkü diğer ülkelerde 20, 21, yine 19 saatlik süreler var. Tabii bu konu çok tartışılacak gibi. Hayır, hiç tartışılacak tarafı yok. Yani ben burada Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olarak, şükrederek şunu açıkça söyleyeyim. O bölgelerde yaşayan insanların büyük ölçüde haberleri var zaten. Hı-hı. Biz kutup bölgelerinde çalışmalar yaptık. Kutup bölgelerin yerel takvimini tarihte ilk defa biz yaptık, namaz vakitleri takvimini. O 20 saat dedikleri yerlerde 12 saatten fazla oruç tutmayacaklar bugün. Bizim internet sitemize girsinler. Böyle dünyanın her yerinde siz kendi evinizin özel takvimini çıkarabilirsiniz bizim sitemizden. Özel namaz takvimlerini çıkarabilirsiniz. Orada verilen kriterlere uyarsanız çıkarırsınız. Dolayısıyla evet. 12 en uzun oruç tutan yerler bizden birazcık fazla tutacaklar. Orada 45 derece enlemdir bugün. Ondan sonra oruç süresi sürekli kısalıyor. 60 dereceden sonra 12 saate iniyor. Ve bu büyük sıkıntı tümüyle ortadan kalkıyor ve üstelik de şu en güzel tarafı da o. Bu ölçülerin tamamı bütün ayrıntılarıyla Kur'an-ı Kerim'de var. Ben bu çalışmalarda şaşırarak gördüm ki Kur'an-ı Kerim kutup bölgesini o kadar ayrıntılı bir şekilde anlatıyor ki oranın bütün özelliklerini veriyor ayetler, fakat bizim bu bölgede yaşayan hocalar o bölgenin şartlarını bilmedikleri için o ayetleri hep başka anlamlara çekmiştir. Evet Sayın Bayındır, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür yaptığınız ediyorum, açıklamalardan dolayı. Sanırım bir başka yayınınız var. Vaktiniz evet, çok fazla yok. Diliyorum. Evet.